Merhaba arkadaşlar. Şimdi diyotun formülünü çıkarttık. Güzel, harika. Diyotla alakalı şu anda yavaş yavaş devre analizine geçmeye başlayabiliriz ama ben öncesinde biraz geriye dönüp saf devre analizi ile alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Devre teorisi dersinde görürsünüz. Kirchhoff'un kurallarını var. Tabii iki tane voltaj ve akım kanunları var. Ve ondan sonra bu Kirchhoff'un kanunlarına göre türetilmiş devre çözme teknikleri var. Mesela işte göz akımı yöntemi var. İşte düğüm gerilimi yöntemi var. Göz akımı ve düğüm gerilimi yöntemleri çok güzel yöntemler. Bunların güzelliği Kirchhoff'un kanunları ile elde edilebilecek formüllerden bir eksik formül ile devreyi çözmenizi sağlıyor. Eğer güzel uygun bir şekilde kullanırsanız bu yöntemleri. Bir eksik formül demek tabii ki haliyle biraz matematiksel anlamda biraz daha az işlem kalabalığı demek. Bu faydalı bir şey. Ancak benim kendi tecrübelerimden öğrencilerin özellikle transistörlü devrelerle uğraşmaya başladıkları zamanki tecrübelerinden gördüğüm kadarıyla bu yöntemlerde bazen öğrenci farklı hatalar yapabiliyor. Bu nedenle ben saf Kirchhoff'un voltaj ve akım kanununa göre devreyi çözmeyi daha çok seviyorum. Bir denklem fazla oluyor ama en azından biraz daha güvenli geliyor bana. Tabii tercih sizindir. Nasıl çözmek isterseniz öyle çözersiniz. Yani bu yöntem sonuç olarak yani bu devre analiz yöntemi bu sonuç olarak önemli olan oradaki devreyi güzel bir şekilde çözüp aynı zamanda oradaki diyotun, transistörün neyse ne için o devrede bulunduğunu anlamak. Buna göre ileride düzgün tasarımlar yapmak. Bu açıklamadan sonra ben biraz geriye döneceğim ve bu işte Kirchhoff'a KCL miydi? Neydi? Kirchhoff'un akım yasası ve Kirchhoff'un voltaj yasasına geri döneceğim. Kirchhoff'un akım yasası kolaydı. Neydi Kirchhoff'un akım yasası? Bir noktaya giren ve çıkan akımların toplamı sıfırdı. Buradaki genel mantıkta işte buraya gelen elektronların akımları oluşturduğu düşünülürse elektron sayısı giren çıkan sabit olacağı için haliyle buradan da akımın sıfır olduğunu söyleyebilirdik. Burada akımın yönü meselesi var. Akımın yönünü çok fazla kafayı takmıyorduk. Akımın yönü akım eksi de olabilirdi, artı da olabilirdi. Akımın yönü de işaret değiştirirdi. Bundan dolayı çok fazla eksi ve artıya akımın yönüne çok fazla kafayı takmıyoruz. Herhangi bir yön olabilir yani bu akımın yönü. Mesela bu I1 olsun, bu I2 olsun. Bu I3 olsun. Bu da I4 olsun. Bu durumda I1 artı I2 eşittir I3 artı I4 diyebiliriz. Bu Kirchhoff'un akım yasası. Kirchhoff'un voltaj yasasında ise bir göz var idi. Bu göz bazen görünmeyebilir açıkçası. Şuradaki bir tane boşluk da olabilir. Çok yani bu daha doğrusu açık devre elemanı da bir gözün elemanı olabilir. Gözün bir devre elemanı olabilir. O da olacak. Böyle bir devrede bir noktadan başlayıp tekrar aynı noktaya geri geldiğinizde topladığınız voltajların sonucu sıfır oluyordu. Bunun ispatı da basit aslında. Yani şuradaki şurayı kesip bu iki çizgiyi uzatırsanız ve oraya sanki bu şu devrenin açarsanız daha doğrusu bunu açıp kesip uzatıp onu orada bir tane kısa devre yapmanız lazım. Haliyle kestiğiniz için tekrar onu birleştirmeniz lazım. Buradaki tüm devre elemanlarının toplamının bu arada bir kısa devre elemanıyla paralel olduğunu göreceksiniz. Çok basit bir şekilde. Ve haliyle kısa devre elemanı yani bildiğiniz basit bir kablo. Bunun üzerinde voltaj olmayacağına göre sıfır olacağına göre demek ki buradaki toplam voltaj da sıfırdır gibi bir mantıkla bunu da ispat edebilirsiniz. Çok basit. Burada biz ne yapıyoruz? Voltajların yönleri meselesi var. Artıyı nereye koyacağım, eksiği nereye koyacağım meselesi var. O da esasında çok fazla önemli bir şey değil. Niye? Çünkü yine yani artı ve yönlerini ters çevirirseniz eksi olur. Eksi voltaj kaynağı diye bir şey vardır. Yani bir elemanın üzerindeki voltaj eksi olabilir. Bunlar çok anormal şeyler değil. Eksiği görünce yani işaret değiştirmek zorunda değilsiniz. Yönlerini değiştirmek zorunda değilsiniz. Voltaj eksi ise eksidir. Konu kapanmıştır. Ha eksi artı bizim için aynı şey. Ama işte bazı devre elemanlarında gereksiz iş kalabalık yapmamak için, gereksiz yani işlem kalabalığı yapmamak için bazı devre elemanlarında voltajların yönüyle akımların yönü arasında bir uyum olur.
Mesela direnç için böyle bir uyum vardır ohm kanunundan dolayı. Diyot için böyle bir uyum vardır gibi. Ya da işte güç hesabı yapacaksanız orada da bir uyum olması gerekiyor. Biz genelde şöyle yapıyoruz. Yani ortamından geçen akım neyse, akımın yönü burada tabii ki kendiniz belirleyebilirsiniz. Akımın yönüne göre genelde komponente girdiği noktaya genelde artı koymayı seviyoruz. Çünkü çoğu devre elemanı, yani herhalde hepsi bilmiyorum, devre elemanı bu tür bir şeye uyuyor. Yani neydi onun adı? Bu şekildeki artı eksi yerleştirilmeye uyuyor. Bu devre elemanları neler olabilir? Mesela bu devre elemanları, şu devre elemanı mesela bir voltaj kaynağı olabilir arkadaşlar. Bu devre elemanı bir direnç olabilir arkadaşlar. Kapasitör olabilir. Diyot olabilir. Gibi devre elemanı farklı farklı arkadaşlar farklı farklı şey olabilir ve bu her bir komponente göre bir formül oluşuyor. Mesela diyotun formülünü biliyoruz. Neydi diyotun formülü? ID eşittir IC çarpı E üzeri VD bölü VT eksi 1. Yani burada bir diyotun bir formülü var. Burada ID ve VD'nin yönleri nedir? Burası ID'dir. Burası VD'dir. Ha, buna göre mesela o şey direnç için de böyle bir kural var. Neydi direnç için kuralımızda? V eşittir I çarpı R. I'nın yönü ne? Bu. Oluşan V ne? Bu. Buna göre de V eşittir I çarpı R formülü de bu bir direncin formülü. Voltaj kaynağının formülü ne? Voltaj kaynağının formülü V eşittir. Mesela VA bunun değeri VA ise artık o neyse. V eşittir VA. Akım kaynağı olabilir. Akım kaynağının formülü ne olur? I eşittir IA olur mesela. Yani böyle her komponentin bir formülü olur ve biz o formülleri buraya yerleştirdiğimiz zaman yeterli denklemleri elde edip eksik kalan denklemlerde K işte Kirchhoff'un akım ve voltaj yasasına göre bulup ona göre devreyi analiz ederiz. Mesela örnek yapalım. Şimdi şurada mesela ne yapacağız? Yani buradaki Kirchhoff kanunu göre mesela şöyle bir şey yapacağız. Bunları kendimize göre V1, şimdi akıma göre yapmayı boş verelim. Yani yapmak zorunda değiliz akıma göre. Tamamıyla bizim kendi keyfimize göre yapabileceğimiz bir şey de bu. Sadece bazı durumlarda akıma göre yaparsanız İşlem kalabalığından kurtuluyorsunuz. Başka bir olayı yok yani. Mesela herhangi bir yerden başladığım zaman artı V1 eksi V2 eksi V3 artı V4 eşittir 0 gibi bir formül elde etmiş oluyorum. Tekrar geldiğim yere geri geldim. Mesela devre elemanlarıyla biz bunu çözelim. Bu devre elemanlarıyla biz bunu çözelim. Bunun şimdi nerede bunun şeyi? Evet, page, heh, page style plane. Bunu zaten böyle yapması lazım ama neyse. Bakalım bir devre elemanlarıyla biz bunu çözelim. Yeni bir devre yapsak. Heh, güzel. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Mesela işte şurada bir tane devre elemanı var. Atıyorum işte şurada bir tane devre elemanı var. Şurada bir tane devre elemanı var. Mesela şurada bir tane devre elemanı var. Mesela şurada bir tane devre elemanı var. Mesela böyle bir devre mesela. Bu devre elemanları ne olursa olsun. Baktığımız zaman kaç tane devre elemanı var burada? 5 devre elemanı var. Kaç bilinmeyen var? Her bir devre elemanı için hem voltaj hem akım bilinmiyorsa 10 tane bilinmeyen var bu devrede. 10 bilinmeyen varsa 10 tane denklem çözmemiz lazım. Denklem bulmamız lazım bu 10 bilinmeyenli denk sistemi çözebilmek için. Dikkat edersek her bir devre elemanının kendine ait bir formülü var işte. Şu gibi. O zaman 5 tane formül cepte. 5 formül cepte. Gerek kaldı 5 formül. Baktığım gibi mesela şuradan akan akım buradaki akan akıma eşit. Bir buradan gitti. Buradan akan akım buradan akıma gitti. Bir denklem de buradan gitti. Geriye kaldı 3 denklem. Demek ki benim şu anda 3 denkleme ihtiyacım varmış. Zaten yavaş yavaş baktığımız zaman göz sayısından bir fazla denklem işi bitiriyor. Göz sayısından bir fazla denklem hemen aklımıza zaten bu göz akımı tekniği geliyor. Göz akımında ondan zaten göz sayısı kadar denklem çıkartıyorsunuz. Çünkü o sistemler göz akımı olsun, işte düğüm gelimi olsun bir denklem az ile sizin sistemi çözmenizi sağlıyor. Ondan dolayı faydalı ve güzel sistemler bunlar. Bakalım yapmamız gereken ilk şey akımları yerleştirmek. Akımların yönünü eğer bir kısıtlama yoksa kafamıza göre yapıyoruz. Eğer bir kısıtlama yoksa. Ben şu anda akımların yönünü tamamen kafama göre yaptım. Akımların yönünü kafama göre yaptıktan sonra denklem sayısını azaltmak, gereksiz, lüzumsuz işlerle uğraşmamak için şu V eşittir I çarpı R olsun. Şu ID eşittir IC ve E üzeri VD VT eksi 1 olsun. Kapasitörü de aynısı olacak. CD ve C bölü DT gibi. Hepsinde kapasitörün artı ucuna giren
tarafa göre akım belirlendiği için arkadaşlar biz buradaki akımlara göre buradaki devre komponentlerinin artılarını eksilerini yazıyoruz. Burası artı, burası eksi. 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 İşte bunları yerleştirdik. Buna bir istisna belki voltaj kaynağı olabilir. Voltaj kaynağının kendi apsis eksisi var zaten. Onu yapmamaya gerek yok. Şimdi buna göre de devremizdeki ne yapıyoruz? Denklemlerimizi yazıyoruz. Birinci denklemimiz ne? I1 eşittir. I2 artı I3. Heh. 3 bilinmeyen var burada. O zaman 3 denkleme ihtiyacımız var. İkinci, daha doğrusu diğer denklemleri bulduk değil mi? Yani işte bu her bir komponentin kendine ait denklemi vardı. I3 şunun akımı bunun akımına eşittir falan filan. Sonra ne yapacağız? İki denkleme daha ihtiyacım var. İki denklem için ne yapmam lazım? Artık Kirchhoff'un voltaj kanununu kullanacağım. Kaç göz var burada? 3 göz var. 1, 2 ve büyük göz 3. Fakat bu 3 gözden 2 tane bağımsız denklem çıkıyor arkadaşlar. Onun için yani kolay olan bu direkt bariz gözleri kullanmak. Bazen bariz olmayan büyük gözleri kullanmak daha kolay denklemler verebilir. Bu artık tamamen kabiliyete göre değişiyor. Artık tecrübeye göre değişiyor. Mesela birinci gözden şöyle bir şey yapalım. O zaman ne olacak burada? Herhangi bir yerden başlayalım. Buradan. Burası geldi. Şu komponentlerin ismi olsun. Bu birinci komponent. Bu ikinci komponent. Bu üçüncü komponent. Bu dördüncü komponent. Bu da beşinci komponent. Baktım geldim geldim şuradan başlayalım. Hadi geldim 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 artıdan girdim. Artı V1. Geldim geldim artıdan girdim. Artı V2. Geldim geldim artıdan girdim. Artı V3 eşittir 0. İkinci denklemimizde mesela şu olsun. Geldim buradan. Geldim geldim geldim. Eksi V5. Geldim yine eksi V4. Geldim geldim artı V3 eşittir 0. Dikkat ederseniz bu yönler tamamıyla kendi kafama göre yaptığım yönler. Yani iki taraftan da olabilir. Bunlar göz akımı değil. Burada IA yok dikkat ederseniz. Bu göz akımı değil. O başka bir teknik. Onda da böyle bir ok kullanıyoruz. Onun için karışabilir. O başka bir teknik. O bir denklem az olarak çözmenizi sağlayan teknik. Buradaki yaptığımız Kirchhoff'un voltaj kanununu kullanmak. Bu oku da sadece bizim yönümüzü daha iyi belirlememiz ve hata yapmamamız için kendimize koyduğumuz bir işaret. Ve V1'leri, V2'leri, V3'leri bulduk. Şimdi yapmamız gereken ne? Her bir V1'i kendi akımıyla eşit eşlemek. Nasıl eşlemek? Şuradaki denklemlere göre eşlemek. Burada bu denklemler var sonuç olarak değil mi? Bu komponentin ne olduğuna göre burada bir denklem oluşacak. O zaman ne olacak? V1'i biz I1 ile eşleyeceğiz. V2'yi I2 ile eşleyeceğiz. V3'ü I3 ile. Yani her bir komponent için voltajı akımla yazılabileceği bir formül elde edeceğiz. O formülleri buraya yerleştirdiğimiz zaman bizim 3 tane denklemimiz oluyor dikkat ederseniz. Ve denklemlerdeki değişkenlerimiz I1, I2 ve I3 oluyor. Başka bir şey değil. Çünkü mesela V2 belirlerken bu I1 girdiği için buna bu V2'yi I1 cinsinden yazacağız. V1'i yine I1 cinsinden yazacağız. Ya da işte eğer bir voltaj kaynağı ise onun bir değeri olacak mesela. Bunun gibi yani biz buradaki tüm bilinmeyen komponent voltajlarını akım cinsinden yazdığımız zaman bizim elimizde 3 bilinmeyen ve 3 denklemli bir sistem oluyor ki biz bunu artık matematiksel olarak gerisini çözeriz. Dikkat ederseniz bu komponentin ne olduğundan bağımsız bu. İster voltaj kaynağı olsun, ister akım kaynağı olsun, ister bağımlı olsun, ister bağımsız olsun, ister kapasitör olsun, ister bobin olsun. Sadece denklemler zorlaşır. Yani kapasitör koyarsak buraya artık diferansiyel denklemlere girmeye başlarız. Diyot koyarsak artık üstsel denklemlere girmeye başlarız. Ama genel mantıkta değişen bir şey yok. Mesela bir devre yapalım şimdi şurada. Basit olsun. Mesela buraya 5 volt diyelim. Buraya 1 kilo ohm diyelim. Buraya 2 kilo ohm diyelim. Buraya mesela böyle bir 2 volt diyelim. Buraya da 3 kilo ohm diyelim mesela. Şöyle birleştirdim. Mesela böyle bir denklem kurdum. Size de devre kurdum. Bakıyorum komponentlerim. Burada 5 tane komponentim var değil mi? Yine esasında şöyle göz sayısı artı bir kadar denkleme ihtiyacım olduğunu kabaca görebiliyorum bunu. Ama zorlasam yapabilirim. 5 komponent var. Her 5 komponent için 10 tane değişken var. Akım ve voltaj. Benim 10 denkleme ihtiyacım var. Ama dikkat ederseniz şu iki komponentin akımı aynı bir denklem gitti. Bu iki komponentin akımı aynı bir denklem daha gitti. Kaldı 8. Baktığımız zaman 8 denklemin 5 tane denklemi kendi komponentlerin kendi formüllerinden gelecek. Buradaki V eşittir 5 gibi. Burada V eşittir I çarpı R. V eşittir I çarpı R. V eşittir 2. V eşittir I çarpı R. Onlar da gitti. 8'den 5 çıkart. Kaldı 3. Yine 3 tane denkleme ihtiyacım var. Ve bu denklemlerde akımlar. Akımların yönleri ne olacak?
Bu artı yönünü okul, buradaki artıya göre akımı böyle yapmam lazım, şöyle yapmam lazım. Geçin bunları. Hiç önemli değil. Akımı nasıl yaparsanız yapın. Ha, burası I1 olsun. Burası I2 olsun. Burası I3 olsun. Tamamıyla kafama göre en kötü ihtimal akım negatif çıkar. Sıkıntı değil. Buna akımların yönünün belirlenmesi gerektiği, daha doğrusu akımın yönlerini kafama göre atmamamızın daha güzel olduğu durumlar gelecek. Akım kaynağı varsa, diyot varsa gibi. Ama akım kaynağı ve diyot yoksa akımları atın istediğiniz gibi, hiç sıkıntı değil. Akımlara göre ne yapacağız? Dirençler üzerindeki voltajları yerleştireceğiz. Voltaj kaynağını yapmaya gerek yok. Onun zaten kendine ait bir artısı eksisi var. Şuna göre de artı eksi. Yani bu akımın bu dirence girdiği noktaya artı, çıktığı yere eksi yapacağız. Ondan sonra da denklemlerimizi yazacağız. Denklemlerimiz ne burada? I2 artı I3 eşittir I1. Bu birinci denklem. Sonra şurada. Yine iki tane göz var. İstediğim gibi gözü yazabilirim. Şundan yapayım. Buradan başlayayım. Geldim geldim. Artı, ben burada ne yazmam lazım? İşte bu şu aynı galiba mantık olarak. Buraya V3 yazmam lazım, değil mi? V3 demem lazım. Ama V3'ü yazıp bir de ekstra bir V3 diye bir tane bilinmeyenle uğraşmaya gerek yok ki. Çünkü bunun bir direnç olduğunu, bunun da bir ohm kanunu olduğunu biliyorum. Buradaki ohm kanunu diyor bana, buradaki voltajın, yani V3 voltajının ne olduğunu söylüyor. I3 çarpı 2K olduğunu söylüyor. Geldim geldim, yine artıdan girdim. Artı, buradaki voltaj işte V2. Bunların artısını eksisini ters yazmışım. Neyse, çok da önemli değil. V2. V2'yi yazmamın bir anlamı yok buraya. Yeni bir bilinmeyen konuma gerek yok. Niye? Çünkü ben buradaki direnci biliyorum ki bu bir ohm kanununa uyuyor bu direnç ve buradaki benim V2 dediğim şey de ne benim? I1 çarpı 1 kilo. Tamam. Artı 5 volt eşittir 0. 0. Bu da benim ikinci denklem. Niye artı? Çünkü artıdan girdim. Voltaj kanunu, voltajın tekrar bir artısını eksisini yazmamıza gerek yok. Baktığım zaman bu benim ikinci denklem. Dikkat ederseniz her bir komponentin formülünü otomatik olarak denkleme yazdığım zaman yine I'lara bağlı bir denklem elde ettim. Diğer denklemimi de şuradan elde edebiliyorum. Bu da böyle olsun mesela. Geldim geldim geldim, buradan girdim. Artı, buradaki voltajı yazacağım. O da çok basit zaten. I3 çarpı 2K. Geldim eksiden girdiğime göre eksi 2 volt. Geldim eksiden girdiğime göre eksi, buranın voltajı ne? Buranın voltajı da I2 çarpı 3K. Bu da eşittir 0. Bu da üçüncü denklem. 3 bilinmeyenimiz var. 3 denklem, soruyu çözeriz. İşte eğer göz akımı yöntemi yapsaydık biz buraya IA, IB diyecektik. Mesela buradan geçerken buraya IA eksi IB, buraya geçerken de IB eksi IA diyecektik. Yok, IA artı IB, pardon, ikisi IA artı IB olacak. O şekilde çözecektik. Olurdu, doğruydu, güzeldi, hiç sıkıntı yoktu. Sadece buradaki akan, bu IA dediğimiz akım imajiner bir akım, şey bir akım değil. Gerçek bir akım değil. Ama denklemleri çözmek için ve bir tane denklemi az yapmak için bulunmuş bir teknik bu ve güzel bir teknik. Sıkıntı yok. Mesela başka bir devre daha yapalım. Biraz daha kompleksleştirelim mesela devreyi. Yine burası 5 volt olsun mesela. Burası 1 kilo ohm olsun mesela. Burada mesela 1 miliamper olsun. Burada 1 kilo ohm olsun mesela. Burada 2 kilo ohm olsun mesela. Burada mesela 2 volt olsun. Burada da yine mesela bir 1 kilo ohm olsun. Devremiz bu. Bakıyoruz, o bir sürü komponent var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 komponent 14 değişken demek. 14 bilinmeyen demek. Her bir komponentin voltajı akımı. Fakat baktığım zaman 14 bilinmeyenin 7 tanesi, 14 tane denklemin 7 tanesi her bir komponentin kendi formülünden gelecek. İhtiyacım olan denklem sayısı kaç benim? Şu anda doğru saydım değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heh. 7 çarpı 2, 14. 14'ten 7'si kendiliğinden geldiğim gibi 7 tane denkleme ihtiyacım var. Baktığım zaman 7 tane denkleme ihtiyacım var. 7 tane denklemim, ama bakıyorum mesela şu akımla şu akım birbirinin aynısı gitti bir denklem. Şu akımla şu akım birbirinin aynısı gitti bir denklem. Şu akımla şu akım birbirinin aynısı gitti bir denklem. Şu akımla şu akım birbirinin aynısı gitti bir denklem. 4 denklem daha gitti. Kaldı geriye yine 3 denklem. 3 denkleme ihtiyacım var. Bakalım, yine akımları yazıyorum. Şimdi buradaki akımı yerleştirirken şuradaki 1 miliamper olduğuna göre bunu bu akıma göre yapmak daha akıllıca. Yoksa aksi de gereksiz, lüzumsuz bir değişken döndürme, değişken değiştirme falan gibi saçma sapan şeylerle uğraşırım. Burası I1. Bundan sonrası gerisi önemli değil. I2. I3. Birinci denklemim ne? I1 eşittir I2 artı I3. I1 yazmama gerek yok. I1 de zaten 1 miliamper. 1 miliamper eşittir I2
artı I3. Ha bakın bu birinci denklemim benim. İki bilinmeyen var. I1 de yok zaten. O zaman bir denkleme daha ihtiyacım var. İki bilinmeyenim var. Birinci denklemimi yazdım. İkinci denklemim nereden gelecek? Voltaj kanunundan gelecek. Ha, şimdi burada öğrencilerin yaptığı standart bir hata var. Şimdi voltajları hesaplarken bu akım kaynağı üzerinde bir voltaj olabileceğini öğrenci hissedemiyor. Şimdi mesela burada bir voltaj kaynağı var, değil mi? Bu voltaj kaynağından akan akımı söyleyebilir misiniz? Buradan 5 miliamper akıyor, 3 miliamper akıyor diyebilir misiniz? Ben diyemem. Bu devreyi analiz etmeden ben bu voltaj kaynağından ne kadarlık bir akım çıktığını bilemem. Zaten bunun için devreyi analiz ediyoruz. Ben bu voltaj kaynağından ne kadarlık bir akım çıktığını bilmiyorsam, bu akım kaynağının üzerinde ne kadar bir voltaj biriktiğini bilebilir miyim? Bilemem. Bilemezsem ne olacak? Ben buraya bir değişken atamak zorundayım. Bilmiyorum çünkü. Buradaki voltaj 1 miliamper değildir. Öyle hatalar geliyor bazen. Olmaz öyle şey değil mi? O akım yani. Akım voltaj olur mu? Bunun üzerindeki voltajın ne olduğunu bilmiyorum. Ne yapacağım ben buraya? Oraya bir değişken atayacağım. Buraya mesela artı eksi diyeceğim ki Vx diyeceğim mesela. Bu akım kaynağının üzerindeki voltaj diyeceğim. Bu artısı eksisi neresi olacak? Güç analizlerinde değişir bu. Çok titiz bir hocanız varsa hocanıza uyun. Buraya ben Vx diyeceğim. Ha, tamam eyvallah bunu anladık biz. Güzel. Burada bir tane değişkenim var. Ama ben bu değişkeni bulmak zorunda mıyım değil miyim? Duruma göre değişir. Eğer problemde buradaki değişkeni soruyorlarsa o zaman bulmam lazım. Yok bu değişkeni sormuyorlarsa o zaman bunu bulmama gerek yok. Diyelim ki mesela bu değişkeni bulmama gerek yok. Ben o zaman ne yaparım? Şuradaki büyük gözü kullanırsam bu değişkenle hiç uğraşmamış olurum. O zaman ne yapmam lazım? Şuradaki akımlara göre artıları eksileri yerleştireceğim yine. Akımlara göre artıları eksileri yerleştireceğim. Ve daha sonra da denklemimi başlayacağım. Diyelim ki şuradan başladım. Geldim. Eksi şuradaki voltaj. Ne bu voltaj? I2 çarpı 2K. Geldim. Artı buradaki voltaj. O ne? I3 çarpı 1K. Geldim. Artı 5 volt. Geldim. Eksi buradaki voltaj ne? I2 çarpı 1K. Geldim eksi. Eksi 2 volt. Bitti mi? Eşittir 0. Bu da ikinci denklem. Dikkat ederseniz iki bilinmeyen iki denklem soruyu çözerim. Eğer şunu da bulmak istiyorsan bir de buradan döndürürüm. Buradaki voltaja Vx derim bilmiyorum çünkü. O bir komponent. Benim için kapalı kutu. Bilmiyorum o komponentin ne olduğunu. Ona da Vx derim. Vx dersem de problemi çözmüş olurum. İşte arkadaşlar akım kaynağı olursa da olay bu. Peki diyot olursa mesela burada 5 volt var. Burada bir direnç var 1K. Burada bir tane diyot var. Diyelim ki diyotun ISC'si efendime söyleyeyim ISC'si diyelim 10 üzeri eksi 18 amper atıyorum işte VT'de 25 milivolt diyelim. Oradaki değerler de verilmiş. Nasıl yapacağım şimdi ben bunu? Kaç bilinmeyen var? 3 bilinmeyen var. 6 denkleme ihtiyacım var. 3'ü kendisinden geliyor zaten. Her birinin kendi bilinmeyeni var. Kaldı 3. Akımlar birbirinin aynısı. Bir denkleme ihtiyacım var esasında. Şunun akımı buna eşit, bunun akımı buna eşit. Oradan da iki denklem gider. Bir denkleme ihtiyacım var. Tek bir akım var. O zaman akımı nasıl yapacağım? Kendi kafama göre yapmam biraz gereksiz, lüzumsuz olur. Burada hazır bir diyot varken o diyotun da akımının yönü bu ok yönünde olursa benim buraya farklı bir akım yönü koymam lüzumsuz bir şey yapmış olur, şey olur. Denklem değişken değiştirme gibi bir numara olur. Gereksiz olur, lüzumsuz olur. Buraya ben ID dedim mesela. Şunun da VD olduğunu biliyorum. Bakalım bu ID'ye göre şuradaki voltajı da yerleştirirsem tek bir akım olduğuna göre tek bir Kirchhoff'un voltaj kanunu bana edecektir. Geldim. Eksiden girdim. Eksi 5 volt. Geldim. Artıdan girdim. Şuradaki voltaj ne? Buradaki direnç ne? Buradaki akımın kendisi. ID çarpı 1 kilo ohm. Geldim. Artı VD. Eşittir 0. Çünkü burasının voltajı VD. Bilmiyorum. Bu birinci denklemim. Ama iki denkleme ihtiyacım varmış bakın burada. ID ve VD. Var. İkinci denklemim zaten benim diyottan geliyor. Neydi o ikinci denklemim? ID eşittir. IS E üzeri VD bölü VT eksi 1. IS'yi vermiş hoca, VT'yi vermiş hoca. İki bilinmeyenli, iki denklemli bir sistem. Çözülür mü? Çözülür ama canımız yanar. Çünkü burada logaritma girer, üs girer, girer de girer. Çözülür ama canımız yanar. Bunu çözmekle alakalı mesela kitaplarda yük eğrisi sistemi diye bir şey gösterirler. Çok da artık gereği kalmadı ama bir şeyleri hissetmek açısından bence yine de söylenebilir. Mesela burası I,
Burası V. Şu birinci denklemi çizelim diyor adamlar. Mesela diyorlar ki bu birinci denklemi siz bu grafiği çizerseniz böyle bir şey çıkar bu. Bu birinci denklem. Anlayalım. I'ya 0 verirsek V 5 olur. V'ye 0 verirsek I da ne olur? 5 miliamper olur. Bu birinci doğru. Birinci denklem. İkinci denklemde zaten biliyorum ben. Şöyle bir denklem, ikinci denklem. Bunun eğrisi de şöyle bir şey. Hemen yükseliyor hatırlarsanız. Bu da ikinci eğri. Ha, ikisini de sağladığı için bu arkadaş kesişimde bizim için ne olur? Çözüm olur. Sevdin mi bu yöntemi? Ben hiç sevmedim. Çünkü yani zor yani. Buradan şeyi nasıl bulacağız biz? Bu da diğer bir yöntem. Bizim daha kolay, daha böyle rahat çözümlere ihtiyacımız var. Fakat en azından şu anda diyotlu bir devrenin analizinin nasıl olacağını anladım. Diğerlerinden hiçbir fark yok. Tek sıkıntı denklemi küçük. Peki. Diğer videolara devam edelim.